Herkese merhaba. İspanya'nın Barcelona şehrinde yepyeni bir model olan Seat Ateca'nın dünya lansmanındayım. Bütün uluslararası gazeteciler burada aracı kullanıyorlar. Biz de küçük bir Türk gazeteci grubu olarak buraya geldik. Aracı kullanıyoruz. Seat Ateca kompakt SUV crossover segmentinde yer alan yepyeni bir otomobil. Volkswagen grubunun MQB platformunda geliştirildi. 4363 mm uzunluğa, 1841 mm genişliğe ve 1601 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin dingil mesafesi 2638 mm. Şöyle aracın bir etrafında dolaşıyorum. Arka tasarımda dikkat çeken unsur, büyük Seat logosu, altında plakalık, altında da Ateca yazısı. Şöyle tekrar yandan göstermek istiyorum size aracı. Dinamik bir tasarıma sahip. Biliyorsunuz Volkswagen Tiguan'ın kuzeni olarak satışa sunulacak. 2017'nin Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Ön tasarımını şöyle göstermek istiyorum. Petekli dokuya sahip iki farklı ızgara var. Bir tanesi ters, bir tanesi düz üçgen şeklinde. LED gündüz farları, sinyalli dikiz aynaları. Ve şimdi dilerseniz bir de bagajına bakalım. Şöyle tekrar etrafında dolanarak aracın. Bagaj kapağı elektrikli. Sadece şuraya dokunmanız açılması için yeterli oluyor. 510 litrelik bir bagaj hacmi var. Kompakt SUV'lar için yeterli sayılabilir. Bizim şu an İstanbul'dan getirdiğimiz bavullar burada. Gayet yeterli alana sahip. Yine elektrikli olarak bir tuşa basıp kapatabiliyorsunuz. Gelin dilerseniz bir de motoruna bakalım. Ve o sırada size motor seçeneklerini sıralayayım. Şuradan motoru açıyoruz. Daha sonra da iç mekanı sizlere göstereceğim. Evet, şu an sesini duymakta olduğunuz motor 1.4 TSI manuel şanzımanlısını kullanıyoruz burada. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. ACT özelliği var, yani gerekli olmadığında otomatik olarak silindir kapatma özelliği var bu motorun. Bu motor 6 ileri manuel, 6 ileri DSG ve 4x4 seçenekleriyle Türkiye yollarına çıkacak. 201 km bölü saat maksimum hıza, 8.5 saniyelik 0-100 km hızlanma performansına sahip. 5.3 litre bölü 100 km yakıt tüketiyor. Ortalama fabrika verisi 124 gram bölü kilometre emisyonu var. Diğer motor seçeneklerini sayacak olursam, bir baz versiyon gelecek. En uygun fiyatlı o olacak. Referans donanımıyla, baz donanımla satışa sunulacak. 1.0 TSI 3 silindirli motor, 115 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuelle sadece satılacak. 4x2 olarak. 1.6 TDI, yani turbo dizel, 115 beygir, 250 Nm tork. Sadece 6 ileri manuel şanzımanla gelecek. 2017'nin Ocak ayından itibaren. Bir de en güçlü versiyon 2.0 turbo dizel, 190 beygir güç, 400 Nm tork. Bu aracın 6 ileri DSG'si ve 4x4'ü pazara sunulacak. Dilerseniz şimdi bir de Seat Ateca'nın iç mekanını inceleyelim. Sürücü kapısını açıyorum. Şöyle kapı içine bakalım. Kapı içinde 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Kilit tuşları burada. Çocuk kilidi tuşu burada. Şurada fonksiyonel bir eşya gözü var. Bayağı büyük. Ses sistemi. Seat Sound. Şöyle bir kokpite genel olarak bakıp daha sonra içine gireceğim. Burada Volkswagen grubunun tanıdığımız, bildiğimiz far kumandaları var. Aracın içine biniyorum. Motor şu an çalışıyor. Kapıyı kapattım. Göstergeler sade tasarımlı. Kolay okunuyor. Rahat takip ediliyor.
Ortada bir dijital alan. Sağda ve solda büyük analog göstergeler mevcut. Direksiyon 3 kollu ve sportif bir tasarımı var. Üzerinde ses sisteminin, yol bilgisayarının kumandaları mevcut. Şuraya baktığımda büyük renkli dokunmatik ekranı görüyorum. Şu an navigasyonumuz işte Barcelona'yı gösteriyor. Şuradan çeşitli ayarlar yapmak mümkün. Mesela medyaya girdiğimizde seçim, buradan USB seçimi yapabiliriz. Telefonumuzu tanıtabiliriz. Aynı bu şekilde telefonumuzu aramalar için kullanabiliriz. Navigasyon buradaydı. Menü tuşuna bastığımda bütün menüler çok güzel bir şekilde görüntülü olarak geliyor. Telefon, araç, full link, ses, ayarlar, resimler, trafik, navigasyon, medya, radyo şeklinde. Her ayarı buradan rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kar düğmesine bastığımızda da aracın ayarları, sürüşümüze verdiği puan burada yansıtılıyor. Hemen altta auto start stop'un off tuşu. Bagajı buradan da açabiliyorsunuz. Ön yolcu hava yastığı aktif değilse orada uyarıyor. Burada elektronik klimanın ayar düğmeleri var şurada. Son derece kolay kullanımlı. Ayar yapabiliyorsunuz. Şurada fonksiyonel bir eşya gözü var. Anahtarımız da burada. Akıllı anahtar olduğu için sadece start stop düğmesine basarak çalışıyor. 2 tane USB'miz, auxiliary girişimiz, 12 voltluk soketimiz var. 6 ileri manuel, bahsettiğim gibi bizim aracımız. Onun vites kolu burada. Burada isterseniz Eco'ya, otoyol kullanımına, sporta alabiliyorsunuz. Şöyle gösterdik. Burada da Seat Drive Profile çıkıyor. Onu değiştirdiğinizde Eco, Normal, Sport ve şurada 2 adet bardaklık var. Bir de kol dayama mevcut. İçi yeteri genişlikte. Torpido'da CD çalar. Tabi navigasyonun da SD kartları oraya konabiliyor. Eşya gözü. O da yeterli büyüklükte. Burada da sürücü kapı içindeki kadar geniş bir eşya gözü var. Tavanda şöyle gösterecek olursam, buraya gözlüğünüzü koymanız için bir göz düşünülmüş. LED aydınlatmalı lambalar da burada. Aynalarda aydınlatma var. İkisinde de aynayı açtığınızda ışık yanıyor. Şimdi dilerseniz bir de arka koltuğa bakalım. Arka koltuk incelemesi için kapıyı açıyorum. Kapı içinde elektrikli cam butonu ve öndeki kadar geniş olmasa da bir eşya gözü var. Koltuk arkalarında, sırtlarında cepler var. Fonksiyonelliği arttırıyor. Buraya klimanın da üflemesi avantaj. Şurada bir eşya gözü daha mevcut. O da bir avantaj. Burayı göstermişken şaft tünelinin yüksek olduğunu belirteyim. Bu dezavantaj tabii ki. Burada 3 kişi oturduğunda ortada oturan kişinin ayak koyma bölgesini sınırlıyor. Kol dayamanın içinde 2 adet bardaklık var. Kol dayama kapandığında şu şekilde. Burada ayrıca şurası açılarak kol dayamadan bagaja erişim mümkün. Bu önemli, güzel, beğendiğimiz bir özellik. Şimdi arka koltuğa oturup mesafeyi göstereceğim size. Ön koltuk benim ayarıma sahipken kapıyı kapatıyorum. Ve diz mesafesi son derece iyi, çok başarılı. Ki lansman boyunca 1.95 boyundaki bir arkadaşımız da arka koltukta rahat etti. Şöyle göstermek istiyorum. Baş mesafesi de iddialı. Gerçekten otomobilin arka koltuğu özellikle 2 kişi için, 2 yetişkin için, 3 biraz zorlayabilir ama son derece yeterli. Gelin şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Şimdi Seat Ateca'nın off-road parkurundayız. Şimdi hill descent kontrolü, bir de yokuş çıkacağız önce sonra ineceğiz. Onu deneyeceğiz. Hill descent kontrolü aktif hale getirdik. Off-road şeyini seçtik. Modunu seçtik. Ve start stop'u da off haline getirdik. Otomatik şanzımanı da birinci vitese aldık. Şu an sıramızı bekliyoruz. 2 litre turbo dizel. 4x4 versiyon.
190 beygir güç üretiyor. Okay, hit the right and straight. Okay, hit the right. I push the gas. Yeah. Ağırlık transferini göreceğiz. Going now to the right. More. Now straight. And left. And brake. Uh-huh. Evet, sorunsuz bir şekilde çıktık. Şimdi de süspansiyon testi. Testinden de başarıyla çıktık. Offroad parkurunun sonuna geldik. Evet, şimdi Ateca'nın sürüşüne geçtik. Barcelona şehir merkezindeyiz. Az önce size otomobilin bütün tasarım özelliklerini, motor özelliklerini ve iç mekanını tanıtmıştım. Şimdi Burak arkadaşımla beraber sürüşe geçtik. Biraz trafik olmaya başladı akşamüstü ama öncesinde 150 kilometre kadar önce bir dağa çıktık, indik. Sonra otoyol kullanımı yaptık. Sonra şehir merkezinde bizim için hazırlanmış arazi parkurunda kullandık ki güzel bir şeydi. Çok güzeldi. Testi 4x4 versiyonlarını test ettik. Zaten onun görüntülerini de veriyoruz. Şimdi şehir merkezinde biraz tur atıyoruz. Aracın genel sürüş özelliklerinden bahsedecek olursam öncelikle sürüş modları ayarlanabiliyor. 4 tane mod var. Eco, Normal, Sport ve Individual diye kendiniz direksiyonu, gaz tepkilerini falan ayarlayabildiğiniz bir mod. Onları buradan seçiyorsunuz isteğinize göre. Biz şu an Normal'de gidiyoruz. Onun haricinde bunda CarPlay var. Yine. CarPlay var tabii. Apple. O bayağı son versiyon iyi çalışıyor. iPhone'u bağlayabiliyoruz. Her türlü işlemini kullanabiliyoruz. Dokunmatik ekran gayet güzel çalışıyor. Hem dokunma hassasiyeti güzel. Hem çözünürlüğü güzel. Bir de ikonlarını da böyle şey gibi çok yapmışlar. Güzel Apple gibi yapmışlar tek tek. Evet, evet. Hatta böyle yan tarafı yok. Geçmiyor. Evet. Şey olsa geçerdi ama evet, bence. Evet. Fazla ikon olsaydı geçerdi. Evet. Sanırım bunun kişiselleştirmeleri falan filan da vardır. Background vardır. Vardır. Buradan mesela bir de önümdeki göstergede de iki tane analog büyük yuvarlak gösterge var. Bir de ortasında yine dijital var. İkisi birbirine son derece uyumlu. Font olarak, renk olarak. Bütün bilgiler oraya da yansıtılıyor. O da büyük bir avantaj. Direksiyon tepkileri güzel. Şu an tabii ki onu hissedemiyoruz ama çekimden önce kullandığımız yollarda, dağ yollarında
gayet güzel tepkiler verdiğini gördük. Evet. Zaten Leon'un platformu üzerinde üretildiği için evet. Leon da sportif bir otomobil. Bu da gayet hiç hissettirmiyor evet, SUV gibi. O DNA'yı burada taşıyor. Evet, evet. 6 ileri manuel şanzıman var şu an test aracımızda. 1.4 TSI olduğundan bahsetmiştim. Vites geçişleri son derece güzel, rahat. Uyumlu çalışıyor motorla şanzıman. Malzeme kalitesinden bahsedecek olursak diğer Seat modellerindeki gibi, daha doğrusu bütün Volkswagen grubu modellerindeki gibi güzel bir malzeme kullanılmış. Alt taraflar biraz sert olsa da üst kısım göze hitap eden yer hem yumuşak hem hatta buralar bile yumuşak. Görüntüsü güzel. Evet, buralar da hafif yumuşak. Hı hı. Yani üzeri bir deri gibi bir şeyle kaplı, gayet şık. Start stop var. O tabii ki yakıt tüketimine olumlu katkı sağlıyor. Bir de bunda 2 USB var. Ondan evet. bahsettiğimi bilmiyorum. Evet, bahsetmiştim. O da bayağı iyi bir şey. 2 USB bir auxiliary girişi var. Demin ikimiz mesela havaalanından rahat indik. Rahat şarj edildi, geldik. Telefonlarımızı şarj ettik. O da büyük bir avantaj. Görüş açıları benim için problemsiz, güzel. Bence de öyle. Aynalar büyük, hı hı. yeterli genişlikte. Ama bu otomobilin içinde kendini böyle çok yüksekte hissetmiyorsun değil mi? Evet. Bak, diğer evet. otomobillere baktığı zaman yani evet. bir SUV'nin içinde değilmiş gibisin. Evet, daha crossover tadı var. Evet. O da sürüşe olumlu yansıyor. Hı hı. Süspansiyon biraz sert gibi. Hı hı. Ama yani İspanya'nın güzel yollarında onu tabii konfora çok kötü anlamda yansımadı. Çok tabii, test tabii. edemedik. Tabii mümkün olduğu kadar az çalışıyorduk burada. Türkiye'de tabii kullandığımızda biz nasıl de, bir netice verecek bakacağız. Biz de fazla mesai yiyince evet. iyice şey olabilir. Gürültülü çalışabilir. Onun haricinde klima güzel çalışıyor. Etkin çalışıyor. Arkaya da üflüyor. Hı-hı. Arka koltuklarda tabii bu donanıma göre değişebilir. Bu arada biraz pazarlama tarafından bahsedelim. 2017'nin Ocak ayında geleceğini ben söylemiştim daha önce. Daha ziyade orta ve üst donanım paketleriyle gelecek. Mesela bu kullanmakta olduğumuz model, style ve excellence model donanımlarıyla gelecek ki onlar orta ve üst donanımlar. Hı-hı. Çünkü bir araştırma yapmış Seat yetkilileri. Qashqai'yi baz almışlar. Qashqai'de hep 130 bin liralık model en çok satılıyormuş. Yani üst donanımı seviyor Türk tüketicisi. Onlar da o yüzden üst donanım getirecekler. Ve Ateca'nın Seat Türkiye'nin satışlarında %20 pay alacağını şu andan tahmin ediyorlar. O da 2016'da 16.500'lük bir satış yaptıklarını düşünürsek 3.500-4.000 gibi bir rakama geliyor. Mantığına gelir evet. Ki yani eğer o volümde getirebilirlerse bir zorluk çekeceklerini ben düşünmüyorum. Evet, çünkü baktığın zaman Seat şeyi kırmaya başladı. Caddelere bak. Evet. Mesela yani bir Golf kadar tabii, tabii. ki yok ama yani sıradan bir diğer kompakt otomobillerden artık tabii. daha fazla görüyoruz. Tabii, çünkü yani fiyatı da tabii çok etkili bunda. Evet. Seat modelleri gerçekten Türkiye'de en uygun fiyatlı modeller. Evet. Bir de tasarımsal olarak da mesela eskiden daha böyle tutucu tasarımları vardı. Değişik. Şimdi mesela tasarımları da çok güzel. Evet. Yani bence bazı modelleri Volkswagen'den daha güzel hatta. Evet, bu Ateca da bence çok öyle. Güzel tabii. Bunun da tasarımı, önü, arkası gayet güzel. Şu an tesadüf önümüzde bir Alhambra var mesela. Gayet şık. O da modern işte, bir tasarım. Donanımı oldukça fazla, evet. zengin. Onun yanında Volkswagen'in getirmiş olduğu bir servis ağı ve artı satış sonrası hizmetleri var. Tabii. Onların başarısını kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Yani toparlayacak olursak Ateca'yı ikimiz de beğendik. Alır mısın? Alırım. Alırım yani gerçekten. Tiguan alacağım, ben bunu alırım. Senin de benim de ikişer çocuğumuz var. Hı-hı. Arkaya da iki çocuk koltuğu rahat sığar. Hı-hı. 510 litre yanılmıyorsam bagaj var. Doğrudur. O da bütün eşyalarını alır çocukların. Yani mantıklı. Tabii fiyatının da Tiguan'dan bir tık daha aşağıda olacağını düşünürsek. Evet yani şey civarlarında tutacaklarmış zaten. Yani Qashqai'yi hep baz aldıkları için. Evet. Ve şöyle bir şey de var Emre. Ben bu otomobil fiyatlarını biraz inceledim satılan hı-hı. yerlerdeki. Hı-hı. Mesela İngiltere'de 17 bin sterlinden hı-hı. başlıyor. En donanımlısı 25 bin sterlin. Orada diyorlar ki en donanımlısı 25 bin olan sterlin yani 2 litre dizel hı-hı. otomatik ve 4 çeker ve excellence paketli olanı hı-hı. yani en yüksek paketli olanı bile Qashqai'den 1000 euro daha ucuzmuş. İşte yani eğer o mantıkla Türkiye'de de aynı pazarlarlarsa tutabilirlerse ciddi rakip olur. Evet, bence Nissan'da biraz canını sıkabilir. Evet. Yani onun çünkü dişe diş rakibi kim var?
Hyundai var. Evet. Kia var. Tabii. Baktığın zaman tabii. Şu an gördüklerim onlar. Ama bir Dacia olmak istemiyoruz dediler. Yani evet. Dacia gibi en ucuz biziz diye pazarlamayacağız dediler. Yine tekrar edelim. Orta ve üst paketleri daha çok satacaklarını söylüyorlar. O zaman Barcelona'dan hoşça kalın diyoruz. Bir başka test videosunda görüşmek üzere. İnşallah Barcelona'dan ayrılmak biraz zor. Evet. Ateca'dan da biraz zor olacak.